Allah diyor. Ne peşeyi hiç merak etmemiz yok. Her tarafımız ses ya. Taşa geldi. Yol işte bu 20 metre bir mesafe var. Onun yapılması lazım. Yani bir işte vatandaş bir torba un getirecek. Buradan ta 100 metre 200 metre sırtla taşımak zorunda kalıyor. Bir diğer sorun da şu enkazların kalkması. Hem insanlar açısından hem hayvanlar açısından tehlike arz ediyor. Yani birine düşecek, kafası kırılacak, vatandaş ölecek. Yani ondan sonra mı devlet bunları yapacak? Yani bir an önce kalkması lazım. Maraş depremi kapsamında, afet kapsamına alındı ilimiz. İşte burada da 4 tane ağır hasar var. İşte 3 tane konteyner verildi. Onların altyapısı düzenlendikten sonra şu ağır hasarlar yıkılacak. Biz de oraya taşınacağız. İşte yolumuz da yapılırsa belki hani geriye dönüşte vatandaş ev yapacak. Yol olmadığı için malzeme taşıyamıyor, beton gelmiyor, demir gelmiyor. Ondan dolayı da ev de yapamıyor. Yolumuz da yapıldığı zaman belki 3-5 kişi daha gelir. Belki kışında kalan olur. Ona da faydası olur. Mesela kışın kimse kalmıyor. Bir ben kalıyorum, bir büyük komşu, 2 kişi kalıyoruz. Yani bunlar bir halletsek genelde sorunumuz çözülür. İşte altyapısı bilmem ne komple çıkar aradan. Bir de yaşlarımız da fazla. Mesela bir hasta olacak, oradan evden buraya çıkamıyor. Yani belki ne olacak? Sedyeyle kendimiz buraya getireceğiz ki arabaya koyup götürelim. Yani konteynerde durumu işte yol olmadığı için oraya koymak zorunda kaldık. Vinç kamyon oraya kadar gelebiliyor. Yani vinç kamyon girse, yol olsa herkes kendi arasının içine koyar. Elektriği de rahat, suyu da rahat. Hem orası elektriğe uzak hem su uzak. Yani bir de o sorun var. Devlet bir de onu yapacak, yapmayacak. Ben muhtar olduğumdan beri söylüyorum. Hani dilekçe veriyorum. İşte yol sorunu, bir de köy evleri birbirine yakın olduğu için araç içinden geçmiyor. Ama şu an işte bu 2 hasarlı ev yıkıldığı zaman o zaman genişleyecek. Araba da rahat geçer. Biz sadece şu 20 metrelik bir yer, orada işte bir 2 metre düşürdüm o rampa. O zaman araç rahat girer. Yani tapulu arazi girmediği sürece rahat.